Manşet'e hoş geldiniz. Gazeteci Tolga Şardan tahliye oldu dün. Kutluyoruz ve 6 gün sonra e, tahliyesi elbette sevindirici. Tolga Şardan e, tutuklanması, susturulması basın hürriyetine darbedir. Tüm gazetecilerin susturulması, tüm gazetecilerin tutuklanması, cezaevine konulması gibi darısı diğer tutsak, başta gazetecilerin ve diğer tutsakların başına diyoruz. Tolga Şar'dan 6 günde çıktı ama 6 yıldır, 7 yıldır, 8 yıldır, 9 yıldır cezaevinde gazeteciler var. İlk girenlerden biri Hidayet Karaca, Gültekin Avcı, hemen ardından Mehmet Baransu ve diğerleri. Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı, tutuklama kararını verenler tarih önünde hesap vermeli demiş. Özgür Özel'e biri söylesin, Kemal Kılıçdaroğlu tadında mesajlar atmaya başlamışsa veya başlayacaksa veya devam edecekse, e, bu iş böyle olmuyor. Ben de atıyorum o mesajı, ben de söylüyorum ana muhalefet liderinin daha farklı şeyler yapması gerekiyor ama Ahmet Dönmez'in e, düştüğü nota dikkat çekiyorum. Tolga Şardan sadece haber kaynaklarını itiraf etmesi için şantaj amaçlı tutuklanmıştı diyor. Bu görüşe yakınım. E, İstanbul Adliyesi, Anadolu Adliyesi arasındaki savaşa kurban edilmişti diyor. Birileri başka birilerini köşeye sıkıştırabilmek için onu tutuklama kararı almıştı. Çünkü mitin böyle bir raporu yoktu ve varmış gibi Anadolu Adliyesi'nden birilerinin ona böyle bir ona böyle bir haber servis ettiği düşünülüyordu. Kimin servisi ettiğini öğrenebilmek için de İstanbul Adliyesi böyle bir karar almıştı diyor. Tolga Şardan da neden gözaltına alındığını, tutuklandığını, materyallerine el konulduğunu ve cezaevine konulduğunu ve niye tahliye edildiğini çok iyi biliyor elbette. Umarım gerçekler yakın bir zamanda ortaya çıkar. Bir mücadelenin kurbanı oldu tabir yerindeyse son bir haftada. Fakat en önemli konu şu günlerde Can Atalay. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı adeta unutturulmaya çalışılıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yani hakkındaki hüküm kesinleşmiştir milletvekilliği düşmüştür denildiği anda milletvekilliği düşecek. Ee, elbette daha sonra gene hak ihlali kararlarıyla falan vekilliği iadesi mümkün olabilir belki ama e, Can Atalay konusunda muazzam bir direnç var programı görüyorsunuz. Türkiye İşçi Partisi harekete geçmiş. İşte sivil bir cezaevinde sonrasında falan bugün belli saatlerde açıklama yapılacak. Ama yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi kararını dinlemedi. 13. ağır ceza dosyayı Yargıtay 3. dairesine gönderdi filan. O arada Ali Can Uludağ paylaşmıştı o çevrede. Yargıtay, 3. Yargıtay Başsavcılığı, Can Atalay'ın devlete karşı suç işlediğini ve yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağı yönünde bir görüş hazırladı diyor. Yine Diken.com.tr'den Canan Coşkun, Yargıtay Başsavcılığı'na göre kararın gerekçesi, Atalay hakkındaki soruşturma ve yargılamanın milletvekili seçilmesinden önce başlaması falan. Yani tuhaf şeyler oluyor. Milletvekilinden önce ne başlarsa başlasın, ne olursa olsun aday gösterildiğinde ve daha doğrusu seçildiğinde olay biter. Olay bir anda pauslanır, olay durdurulur, yargılama durdurulur. Her ne işlem yapıyorsan durduracaksın ve vekil olarak meclise gidecek. Vekilliği düştükten sonra veya vekilliği bittikten sonra tekrar raftaki dosya iner. Hadi bunu geçtik. Hadi bunu geçtik. Önceki uygulamalar hep böyleydi. Anayasa Mahkemesi kararı var. Hak ihlali var diyor. Herkes bildiğini okuyor. Tuhaf bir şey. Yani Kerem Altıparmak bas bas bağırıyor. Anayasa Mahkemesi kararı karşısında herhangi bir derece mahkemesiyle yargıtay arasında fark yoktur. Karara uymak zorundalar. Bu kadar. Bu kadar. Eğer diyor bunu yapmıyorsanız anayasa mahkemesi fiilen feshedilmiş demektir. Geçelim bir gazetecilik meselesi. 23 derece bir haber paylaşmış. Dilan Polat'la kedicilik, kedicikler artık komşu. Dilan Polat'ın cezaevinde bulunduğu kadınlar kısmında Adnan kedicikleri de dahil terör örgütü üyesi kadınlar da kalıyor. Çiğdem Koç çok harika bir konuya temas ediyor. Diyor ki haber nasıl yazılmaz gazetecilik dili ne değildir konulu bir çalışma. Yani Çiğdem Koç avukat olduğu halde gazetecilik dilini öğretiyor kendini gazeteci sayanlara. Kedicikler terör örgütü üyesi kadınlar gibi ifadeler bir haberde kullanılmaz. Yargılamaların hali de düşünüldüğünde insanların hapiste olması onlar hakkında bu gibi yargılara ve kamuoyunun pek bayıldığı yaftalamaları hoyratça kullanma hakkı vermez. Neydi konu? İşte 23 derece isimli hesabın bir takım yargı konusu olan meseleleri savcı iddianamesine girmiş veya neyse artık iddia konusu olan meseleleri haber dili haber diline dönüştürüp terör örgütü üyesi kadınlar diyorsun. Nereden biliyorsun? Yani anlatabiliyor muyum? Dönelim. E, Kemal Bey elimi havaya kaldıracaktı engellediler. Özgür Özel'in bu lafı İsmail Saymaz'a söylediği bu laf Sözcü gazetesine bugün manşet olmuş. Dünkü yayında da bir, bir nebze söylemiştim. Yani arkamdan hançerlediler, sırtımdan hançerlediler diyen biri kürsüye gelip senin elini mi kaldıracak? Ya da işte Kılıçdaroğlu'na o gece dünkü mevzuydu bu. İşte kimmiş o? İman Bakır Üküş ismini de unutuyorum her defasında bakmam gerekiyor. İşte İman Bakır Üküş isimli birisi Kılıçdaroğlu'nu ikna etti. Gidemezsin, çekilemezsin. Ondan dolayı Kılıçdaroğlu tam da işte Özgür Özel'e gidip kutlayacak da elini de havaya kaldıracak da birlikte güzel bir görüntü vereceklerdi. Vallahi Geçin bunları yani. Kılıçdaroğlu bir şey isteyecek de birileri engel olacak. Hikmet Çetin e, o geceye ilişkin veya sonrasına ilişkin tanıklığını paylaşıyor. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş. Eski CHP Genel Başkanı. Eski CHP Genel Başkanı değil sadece. Eski geriye doğru CHP'de e, siyaset yaptı, bakanlık yaptı vesaire. Uzun yıllardır siyasetin içinde. 70'li yılların sonunda milletvekili seçilip parlamentoya girmişti. Yaklaşık 50 yıllık aktif siyasi geçmişi var. Hikmet abi, kılıçlar rahatlamış gördüm, morali yerinde. Birinci turda Özgür Özel'in gerisinde kaldığında yarıştan çekilse çok şık olurdu ama yapamadı diyor. İşte doğrusu bu. Rahatlamış, morali yerinde, e, yapamadı diyor. Yani Özgür Özel'i tebrik edip kürsüye çıkıp onun zaferini tebrik edip elini havaya kaldırsaydı falan gerçekten kendinden beklediği gibi en azından yani son dakikada zevahiri kurtaramak derler ya. Son dakikada zevairi kurtarabilirdi. Onu da yapmadı, yapamadı. Öyle bir ruh hali içerisinde olduğunu da zannetmiyorum. Gerçekten kötü bir final oldu. Saray ne yapacak? Bülent Çelik çizmiş. Bay bay Kemal yerine çok acil bir ağzıma oturacak bir şey bulmamız lazım falan. Saray böyle konularda, bu tür durumlarda bekler. E, neticede rüzgarın dinmesini bekler, ortamın sakinleşmesini bekler. Şu günlerde, şu aşamada Özgür Özel'e çıkıp bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Onun için bekleyecektir. Seçim satım haline girdiğinde veya işte birkaç hafta sonra konuşmaya başlayacaktır. Şu aşamada çıkıp da yeni seçilmiş birisine, arkaya, arkasına da rüzgar almış birisine saray açıktan bir şey demez. O arada Ankara'dan Blinken geldi geçti. İşte Blinken'ı e, havaalanında karşılayan ABD Büyükelçisi'nin elinde cebi, e, cebi yani e, elleri cebinde görüntüsü e, dolaşıma girdi. Hatta bunu işte e, Türkiye'den filanca karşıladı. Elleri cebinde karşıladı. Türkiye'nin e, Blinken'a, ABD Dışişleri Bakanı'na tavrı falan diye <laughs> cahiller, embesiller, güruhu da bu şekilde sunanlar da oldu. Onu yiyenler de oldu. Acayip yani. 500 bin, 1 milyon falan paylaşılmış böyle mesajlar. Evet yani Amerika'da e, böyledir, rahattır insanlar. Ayak ayak üstüne atar, eli cebindedir. Bu bir saygı ifadesi değildir. Dolayısıyla ABD Büyükelçisi'nin Blinken'a herhangi bir saygısızlığı söz konusu değil. Fakat Hakan Fidan'la görüşmesinde fotoğraflar basına yansıdı ama e, şey yani bir ortak bir açıklama olmadı. E, bu iki tarafında belli konularda anlaşmaya varamadığını, uzlaşamadığını gösteriyor. Blinken uçağının merdiveninde konuştu. Ve bu dünya televizyonlarından canlı yayınlandı. Yani Ankara'dan ayrılırken enteresan konuşma ihtiyacı hissetti belli ki konuştu. O arada Hakan Fidan'la Hakan Fidan'la vücut dinle ilişkin konuyu da Hande Fırat Hürriyet'in Ankara temsilcisi açık etti. Yazısının şu bölümünde diyor ki esasen diyor işte Hakan Fidan kucaklamadı falan mesafeli bir şekilde tokalaştı falan diye görüntüler çokça dolaşıma girdi. Şeyler de bunu paylaştılar troller. Blinken'ın diyor aracı yani öyle açık etmiş ki e, hikayeyi yani yazmasa kimse bilmeyecek. Blinken'ın aracı Dışişleri Bakanlığı'nın kapısına geldiğinde her konuk bakana yapıldığı gibi Hakan Fidan aşağıya inerek bakanlığın kapısının önüne çıktı. Ancak Blinken arabadan inmedi. Telefonla konuşmakta olan Blinken arabadan çıkmayınca Fidan da geriye dönerek içeri girdi. Diplomatik nezaketsizlik gösteren Blinken'ı içeride karşılayan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı'nın öpme hamlesini de, kucaklaşma hamlesini de geri çevirdi diyor. Yani Hakan Fidan'ın pozisyonunu açık etmiş. Ya acayip yani gerçekten Ankara basını, yandaş basın da bir acayip. Orada esasen Blinken'ın kapıda Hakan Fidan'ı beklettiğini görüyoruz. Eğer diplomatik olarak bir durum varsa önce Blinken hareket çekmiş Hakan Fidan'a. Evet, enteresan. Gazze'ye dönelim. Blinken'ın Hakan Fidan'a bir takım tekliflerde bulunduğu bu Filistinli göçmenler dahil, işte İsrail-Gazze savaşına dair ve bunun reddedildiğine veya bu konuda uzlaşma sağlamadığına ilişkin bilgiler var. O arada kulislere düşen... E bir takım bilgileri veya bir takım kulisleri, duyumları neyse Intelligence Front isimli bir hesap yayınladı. Burada uzunca bir hesap, İngilizce bilenler bakıp detayına e, anlamaya çalışabilir ama ben size altını çizdim belli konuları ve onu büyüterek göstereceğim. Diyor ki: Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail aralarında tartışarak bir noktaya geldiler. Bu nokta Gazze'deki 2,5 milyon e, Filistinlinin tahliyesi ve bu tahliyeyi şu 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 ülkelere şu kadar rakamla yapabiliriz. 950 bin Mısır'a, 750 bin Türkiye'ye, işte 400 bin Arap ülkelerine, 150 bin Suudi Arabistan'a, 100 bin işte çevre ülkelerine filan falan, 50 bin Amerika ve Avrupa'ya, 50 bin de Batı Şeria'ya falan gibi böyle bir taksimat. Bu konuda Türkiye ve Mısırı, özellikle çünkü aslan payını onlar alıyorlar. 950 bin Mısır, 750 bin Türkiye. Türkiye ve Mısırı, Mısır biz e, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği fonlarıyla destekleyebiliriz ve bu fonlar en az 30 milyar dolar olabilir. Yani Türkiye ve Mısır'a 30 milyar dolar karşılığında 900 artı 750 bin Filistinlinin gönderilmesi Söz konusu bu konuşulmuş bu tartışılmış daha büyük hasarlar verilmesin diye. Esasen bu plan evet bu çevre ülkelerine mültecileri paylaştırma veya Filistinleri paylaşma, paylaştırma planı yeni değil. Eski bir plan en azından bir aydır konuşulan bir plan. Türkiye 750 bin Filistinli sığınmacıya veya mülteciye ev sahipliği mi yapacak mühim bir konudur. Türkiye tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Geldiğinde de yalanlanacaktır. Fakat Gazze'yi ikiye böldüler. Yeni Yaşam böyle bir başlık atmış. Ee, bu baştan beri belli. Yani daha hemen savaşın ilk günlerinde Gazze'nin ortasına bir sınır çektiler ve Kuzey Gazze'nin başta Gazze şehri olmak üzere boşaltılmasını istediler ve 1 milyonun üzerinde insanın insanı güneye doğru ittiler. Bunu kabul etmeyenleri de bombaladılar ve taş taş üstünde kalmadı Gazze. Gazze'de İsrail'in genel yani planı bu. İsrail niyetini hiç saklamadı baştan beri. Gazze'yi bölüp önce kuzeyde, sonra Gazze'de, tüm Gazze'de kontrolü sağlamak istiyor. Ee, Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi orada tam kontrol İsrail güçlerinde ee, ve boşaltabileceği kadar Filistinliyi de Gazze'den boşaltmak istiyor çevre ülkelere başta Türkiye, Mısır olmak üzere e, İsrail'e göre Hamas eşittir Gazze. Dolayısıyla Gazze bitmeden Hamas bitmez. Böyle düşünüyor ve gayet net. Yani bu konudaki düşüncesi net. Bir aydır net yaklaşık. Yani bugün 7 Kasım, 7 Ekim savaşın başlamasından bu yana bir ay geçti. Tam bir ay oldu. Bir aydır İsrail'in düşüncesi net. Daha ilk 48 saatte bunu ortaya koydu. Batı da bu konuda net. Batı da bu yönde İsrail'e destek veriyor ve zaten Blinken'ın Çıktığı çevre turu da bu amaca hizmet etmek için veya bu uzlaşmayı sağlamak için. Net olmayan, bunu doğru okuyamayan kamuoyu oldu. Kamuoyu bunu çok geç fark etti. Çok geç anladı. Bak Netanyahu yeni paylaşmış. Ee, sorulara verdiği cevap. Savaştan sonra Gazze'nin güvenlik kontrolü İsrail'de olacak. 7 Ekim'le ilgili sorumluluk alacağım ama savaştan sonra. Benim de günahım var. Bizim ordumuzun da suçları var. Kabahatleri var ama şu anda bunları konuşmanın zamanı değil diyor. Ve dünyanın da desteğini alarak hem maddi hem manevi Gazze'de tam kontrolü sağlama derdinde. Gazze'de yaşayan Filistinlileri ülkeler bölüşsün gibi akla ziyan şeyler konuşuluyor. Ciddi ciddi el birliğiyle yerlerinden edilecek bir toplum utanç verici inanılmaz. Tüm gelecek distopyaları gerçek olacak bence. İnsanlık öyle bir şiddetle dibe öyle bir şiddetle dibe batıyor demiş Mel Melis Alphan. O arada Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a bir suikast girişimi olduğuna dair veriler var. Henüz netleşmedi. Bir koruma vurulmuş. Saldırıyı da Ebu Cendelin Çocukları adlı örgüt üstlenmiş. Bilemiyoruz kim kimdir. Fakat Mahmut Abbas yani Filistin yönetimi ile mevcut Batı Şeria'daki Hamas arasında ciddi bir ayrılık olduğu da ortada. Ha o arada Türkiye ne yapıyor? Türkiye Coca-Cola patlatıyor. Ne bileyim. Türk THY menüsünden veya işte dükkanlarından neyse servislerinden şey kaldırılıyor. Tehyee lançlarından falan, e, İsrail Amerika malları kaldırılıyor. İşte en son mecliste e, mecliste de Nescafe ve Coca-Cola menüden, menüden çıkartılmış. Yani İsrail ile ticaret, İsrail'in petrolü Türkiye üzerinden gidiyor. Yani hala diplomatik ilişkiler kesilmemiş, kesilmiş değil filan falan. Ama işte Coca-Cola şey mutlu ediliyor. Yani bu Hakan Fidan, e, Blinken görüşmesinde düşen kareler, görüntüler. E, tro trollerin troll'lerin bunu gazlaması, aynı şekilde işte Coca-Cola Coca protestosu falan filan tamamen hepsi ama hepsi iç kamuoyuna dönük, iç kamuoyunun gazına gazını almaya dönük meseleler. Mahve Eğilmez çok güzel bir tweet paylaşmış. Bazı arkadaşlar hiçbir şeyin değişmeyeceğini, yapılanların bilerek isteyerek yapıldığını bildiğin halde niçin hala ısrarla yapılması gerekeni anlatıyorsun diye soruyor demiş ve cevap vermiş. Doğruları söylemekten vazgeçtiğimizde yanlışları kabullenmiş oluruz. Şahane bir düstur. Onun için onu bunu özellikle buraya getirdim. Trump Yargı önünde türlü davaları var. Ee, sahtecilikten vergi kaçırmaya, birkaç ay sonra da işte o porno yıldızıyla olan ilişkisine filan kadar pek çok şey. Belli ki adaylık süreci içerisinde ee, Trump'ın yargı önündeki bu hikayesini izlemeye devam edeceğiz. Fakat hala en güçlü aday. Yani Biden'ın, Joe Biden'ın mevcut baş, başkanın finali çok kötü oldu. Bunu demokratlar da dahil bütün Amerikalılar biliyor. Trump yükselişte e, cumhuriyetçilere ve yargıya rağmen aday olabilecek mi göreceğiz. Ama aday olursa kazanır. Şöyle, öyle görünüyor. Yani bugün itibariyle Kasım 2023 itibariyle Kasım 2024'teki seçimi kazanır görünüyor. Ama önümüzdeki bir yıl ne getirir bilmiyoruz. Yargı acaba onu mahkum eder ve işte efendim başkan adaylık açıklamasının önüne bir takım bariyerler koyar mı koymaz mı? Fakat belli ki o da benim bildiğim çok şey var. Bildiklerimi açıklarsam ha falan yapıyor. Mesela devrim muhafızları ordusu Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra... İran'la danışıklı dövüş yaptıklarını ve İran'ın e, bir takım Amerikan üstlerine 18 füze fırlatacağını kendilerine haber verdiğini bak bunu yapmazsak kendimize saygımızı yitiririz deyip Amerika'yla bunun pazarlığını yaptığını anlattı. Şimdi konuşan bir Amerikan başkanı kendi döneminde yaşanan bir hikayeden bahsediyor ve İran'da yapılan bir danışıklı dövüş bir pazarlığı anlatıyor. Enteresan. Yani ben bunu öyle okuyorum. El, elbette. Yani o dönemde Kasım Süleymaninin öldürülmesinden ki Amerikalı güçler öldürdü. Sonra e, yaşanan olayın arkasına ilişkin yaptığı bu tanıklık, verdiği bu bilgi son derece önemli. Başka bilgiler de var mu mu muhtemelen. Acaba Trump köşeye sıkıştırılırsa başka şeyler de biliyorum ve e, bunları anlatırım, anlatabilirim mi demek istiyor. Göreceğiz. Hiç mi iyi haber yok? Türkiye'den var. Tüm dünyadan piyanistlerin katıldığı İtalya'da düzenlenen bir e, Piyano Akademi Epan ödülünü 16 yaşındaki Türk piyanist Can Saraç kazanmış. Evet bu iyi haber. Belki tek iyi haber bu. O arada kuzey ışıkları en güzel İngi İskandinav ülkelerinden, İzlanda'dan falan görülüyor. E, ama İngiltere'nin kuzeyinden, İskoçya'dan falan da görülüyor. İngiltere'nin genelinden de görülüyor. İşte bu Stonehenge denen bölgede görünen kuzey ışıklarının fotoğrafı dün tespit edildi. Şahane bir görüntü. Yani en güzel kuzey ilkelerinden görülüyor o açık. Ama Türkiye'den de görülmüş bu defa. Bu güzel bir kareydi, güzel bir haberdi. Yani çok şey var. Bir tanesini söyleyeyim ekonomik olarak. Onunla yavaş yavaş kapatalım. Yani yurt dışından getirilen telefon. Yani devlet insanların yurt dışından yaptığı telefon alışverişiyle bile uğraşıyor arkadaş. Yani böyle bir ülke. 2024 yılı itibariyle getirdiğiniz her telefon başına yurt dışından 31.692 TL imeyi kayıt ücreti ödeyeceksiniz. Böyle bir acayip acayip işler. Yapmayın, kullanmayın, almayın falan diyor devlet. Başka ne denir buna gerçekten bilmiyorum. Tepkiler olacakları önleyebilir mi? Evet KJ'de bu yazıyor. Dünyada büyük tepkiler var. Batı başkentleri ve tezleri çöktü. E, sosyal ağlar ve ...bilginin serbest dolaşımı... ...bir yönüyle... ...bundan yüz, yüz sene önceki gibi değil her şey... ...öfkeyi büyüttü, öfkeleri büyüttü... ...ve başkentler yalnızlaştı. Haliyle... Bunu anlamaya çalıştığımız haftalardan geçiyoruz. Medyaya karşı, sosyal ağlarda biriken öfkeye karşı, başkentler ve başkentlerin ürettiği politikalar yalnızlaştı ve başkentler buna çözüm aramaya çalışıyor. Bunun bir çözümü yok. Sosyal ağları ele geçirerek, or, or, onları üzerinde işte yargı kılıcını şunu bunu falan kullanarak bir yere kadar önlem alabiliyorsunuz. Öbür tarafıyla Ukrayna. Ukrayna savaşı durmuş. Veya pauslanmış görünüyor veya bir yönüyle beklemeye alınmış gibi. Evet çatışmalar var ama iki tarafta ilerleme sağlayamıyor. Ee, Ukrayna'nın pek çok cephede kaybettiği konuşuluyor ve bu açıklanmıyor. Ee, Batı e, Ukrayna ayrı bir devlet mi olacak? Ee, yani Batı Ukrayna itibariyle ee, ya da Polonya'ya mı katılacak? Bu konuda bir kararı var mı? Bu konular müzakere ediliyor mu? Bu da çok fazla bilinmiyor. Ee, İsrail, İsrail Gazze meselesinde Ukrayna hepten e, terk edildi. Esasen öyleydi. Yani iki yıla yaklaşan savaşta bir süre sonra eski şiddetini, eski işte haber alma merakını falan da kaybediyor insan. Bakalım iş nereye gidecek. Önümüzdeki haftalar, önümüzdeki aylar çok büyük dönüşümlere gebe. Bekleyip göreceğiz ama beklerken de yorumlarımızı, yayınlarımızı esirgemeyeceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.